Neler yaşadın abla dünden beri? Dünden bu yana yaşadıklarım Türkiye'nin hemen hemen her yerinden çok hayırseverimiz aradılar. Özellikle Bakanımız Berat Albayrak, Maliye Bakanımız Berat Albayrak aradı. Onun araması beni çok onurlandırdı, şereflendirdi. Şunu ben daha iyi anlamış oldum ki devletimiz, biz doğru da yapsak, yanlış da yapsak, her ne yaparsak yapalım yanımızda desteğini, hizmetini, merhametini esirgemiyor bizden. Ben buna çok duygulandım, bakanımızın aramasına. Allah bir kere değil bin kere razı olsun. Devletimiz Allah zeval vermesin. Kurban olduğum Rabbim yardımcıları olsun hepsinin de. Neler konuştunuz abla? Ne dedi bakanım? Aradı. Allah razı olsun. Selamlaştık önce. Daha sonra işte mağduriyetimi konuştuk. Sıkıntımı, problemimi. Problemin giderileceğini ve giderildiğini söyledi. Sonra telefon numarasını kaydetmemi söyledi. Her zaman konu ne olursa olsun gece gündüz 24 saat arayabileceğimi söyledi. Yani bir bakanın bu şekilde hani bir hizmet amaçlı söylemesi beni çok onurlandırdı. Allah bir kere değil bin kere razı olsun. Her zaman arayabileceğimi söyledi. Ben de Merkez Bankası'nın bakanım sıkıntımı giderdiğini söyledim. Onların da bana yönelik bir bu hizmet olduğunu söyledi bakanımız. Böyle bu şekilde bir 5 dakikalık falan görüşme yaptık. Sonra Merkez Bankası'ndan çok ilgilen, sabah gene aradılar, öğlen gene aradılar. Allah onlardan da razı olsun. Hepsinden de emeği geçen bütün çalışanlardan Merkez Bankası'nın. Hem de bir kere değil bin kere razı olsun. Çok ilgilendiler, çok duyarlı davrandılar. Yani olayın ilk gününden şu güne kadar çok yardımcı oldular. Olayın peşini bırakmadılar. İlgilendiler. Bütün hayırseverlerden Allah razı olsun. Benim mağduriyetim giderildi. İnşallah benim gibi sıkıntıda olan herkesi Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Biz çok güzel bir milletiz. Bunu bir kez daha görmüş olduk. Yani ben sıkıntımı giderdim. Daha fazlasını da istemiyorum. Allah olmayanlara da yardım etsinler. Beni arayanlar, görüşenler. Bu kadar yani söyleyebileceklerim. Şöyle kutunun içerisinde muhafaza ettim. Hiç dokunmadım, dokunduk durmadım. Bütün parçaları topladım, Merkez Bankası'na götürdüm. Baktılar, incelediler. Daha sonra beni arayacaklarını söylediler. İlk götürdüğümde teslim alınmadığını, başına bir iş gelmesin orada diye, pandemiden dolayı kurulun toplanmadığını, iş hızlandı, sizlerin de buna keza öyle. Daha sonra ikinci kez götürdük, parayı teslim ettik. Aldılar kriminal teste gideceğini, kurulun toplanacağını ve mağduriyetimin giderileceğini söylediler. Merhaba hacım. Merhaba. Efendim? Koymuşum evde yandır yandır telefon arıyorum. İnsan baba gidince de vallahi bulamıyorum bazen. Ya bak bugün insan her şey artık sobayı da dışarı çıkarmış ama